Selam arkadaşlar, ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde TYT'nin son konusu olan deprem dalgalarını işleyeceğiz. Ve burada TYT'yi noktalayacağız arkadaşlar. Diğer videomuzda artık AYT'ye giriş yapacağız. O zaman deprem dalgalarına geçiş yapalım hemen. Evet, depremin oluşumu ve deprem dalgalarının oluşumuna bakacak olursak öncelikle konuya geçmeden önce şunu söyleyelim arkadaşlar ki daha önce belirtmiştik. Deprem dalgaları arkadaşlar hem enine hem de boyuna şeklinde olabiliyordu. Bakın burada depremin merkezi var arkadaşlar. Yerin altında gerçekleşti. Fay kırığımız var ve ne oldu? Yeryüzünde yukarıya doğru enerji yayılması gerçekleşti. Öncelikle depremi tanımlayalım. Yer kabuğundaki ani kırılmalar sonunda oluşan sarsıntılara deprem diyoruz. Yer kabuğundaki ani kırılmalar sonunda oluşan sarsıntılara deprem diyoruz. Deprem dalgalarına bakacak olursak, deprem sırasında açığa çıkan enerjiyi taşıyan dalgalar ise deprem dalgaları ya da diğer adıyla sismik dalgalar diyoruz. Biz depremleri 3 kısma ayırıyoruz. Tektonik depremler, volkanik depremler ve çöküntü depremleri şeklinde 3 kısımda inceliyoruz. Bakalım bunlar nelermiş. Birincisi tektonik depremler. Levha hareketleri sonucu gerçekleşen depremlerdir. Yani levhaların hareketleri sonucu meydana gelen depremlere bizler tektonik depremler diyoruz. İkincisi volkanik depremler. Bunlar yanardağ patlamaları sonucu gerçekleşen deprem türleridir. Üçüncüsü ise çöküntü depremleri. Bunlar ise yer altındaki mağaraların veya maden çukurlarının çökmesi sonucu gerçekleşen depremlerdir. Evet, 3 çeşit depremimiz vardı. Birincisi tektonik depremler, yani levha hareketleri sonucu gerçekleşen depremlerdi. İkincisi volkanik depremler. Bunlar yanardağ patlamaları sonucunda gerçekleşen depremlerdir. Üçüncüsü ise çöküntü depremleri, yani yer altındaki mağaraların veya maden çukurlarının çökmesi sonucu gerçekleşen depremler. Evet, depremin odağına bakalım. Depremin yer altındaki gerçekleşen merkezine depremin odağı denir. Yani yer kabuğunun kırılmaya başlayıp enerjisini boşalttığı noktadır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Depremin yer altındaki gerçekleşen merkezine deprem odağı denir. Yani diğer anlamıyla yer kabuğunun kırılmaya başlayıp enerjisini boşalttığı noktadır. Depremin bir de merkez üssü vardır. Bu da depremin odağına en yakın olan ve sarsıntının en etkili olduğu yeryüzü bölgesine biz depremin merkez üssü diyoruz. Şimdi kapaktaki fotoğrafımıza tekrardan bir dönüş yaparsak. Bakın arkadaşlar, burası bizim odak noktamız oluyor. Burası da depremin merkezi ya da şu bölgelerde depremin merkez üssü olarak adlandırılıyor. Bakın, depremin gerçekleştiği yer depremin merkezi, yani depremin odağı. Yeryüzüne çıktığı en yakın bölge ise merkez üssü olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Öncü depreme bakalım. Ana depremden önce gerçekleşen aynı merkezli daha küçük sarsıntılardır. Zaten bunu çoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Öncü deprem ne demek? Ana depremden önce gerçekleşen ve aynı merkezli olan küçük sarsıntılara biz öncü deprem diyoruz. Bunun yanında bir de artçı depremler var. Bunlar ise ana depremden daha sonra gerçekleşen aynı merkezli sarsıntılardır. Yani ana deprem gerçekleşiyor. Ana depremin gerçekleşmesinden sonra küçük sarsıntılar şeklinde gerçekleşen depremi de biz artçı deprem diyoruz. Gelelim faya. Fay nedir peki? Deprem sırasında yer kabuğunda olan levha kırıklarına fay diyoruz. Deprem sırasında yer kabuğunda olan fay kırıklarına, levha kırıklarına fay diyoruz. Bu fay hattı ne demek peki? Levha kırıklarının çizgi şeklinde uzanmasına da fay hattı diyoruz. Yani daha doğrusu bu fayların yan yana gelerek bir çizgi boyunda dizilmesi de bize fay hattını vermiş oluyor. Bunun yanında sismolojiye bakacak olursak depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalıdır diyoruz. Sismolog ise depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanıdır. Sismograf depremin büyüklüğünü ölçen aletlerdir. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü bazı öğrencilerimiz karıştırabiliyorlar. Yani sismografla Richter ölçeğini karıştırabiliyorlar. Sismograf depremin büyüklüğünü ölçen aletlerdir. Not demişiz. Bakalım notta ne demiş. Yapılan ölçümler
Richter ölçeği denilen bir ölçüm ile ifade edilir. Bu ölçekte deprem dalgalarının büyüklüğü 1 ile 9 arasındaki rakamlarla ifade edilir. Bir de dikkat var. Bakalım neymiş? Depremin şiddeti. Az önceki neydi? Büyüklüğüydü. Bu şiddeti sakın ikisini birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Depremin büyüklüğü başka bir şey, şiddeti başka bir şey. Meydana gelen depremin doğa, insan ve binalar üzerindeki etkilerinin ölçüsüne biz depremin şiddeti diyoruz. Bu etki depremin büyüklüğü, uzaklığı ve yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılığa bağlı olarak değişebilir. Yani depremin şiddeti, depremin büyüklüğü hakkında her zaman tam ve doğru bir bilgi vermeyebilir sevgili gençler. Yani depremin büyüklüğünü biz ölçü aletiyle ölçüyoruz. Ama depremin şiddetine baktığımız zaman daha çok doğa, insan ya da binalar üzerindeki etkisi bize depremin şiddeti hakkında bilgi vermiş oluyor. Depremin şiddetini ise biz Mersel ölçeğiyle 1'den 12'ye kadar sayılarla belirtiyoruz arkadaşlar. Evet, son olarak depremden korunma yollarına bakalım ki yine çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine bir hatırlatma yapalım, aklımızda bulunsun. Yerleşim yerleri sağlam bir zemine kurulmalıdır. Biliyorsunuz bataklık kısmında kurmuş olduğumuz binalar diğer binalara göre daha çabuk yıkılma riskiyle karşı karşıyadır. Depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Deprem sırasında devrilebilecek büyük eşyalar duvara sabitlenmelidir. Yani ev içerisinde bulunan devrilebilecek büyük eşyaları ne yapmamız lazım? Duvara sabitlememiz gerekir. Deprem anında asansör kullanılmamalıdır. Deprem sonrası buluşma yerleri önceden belirlenmelidir. Depremden sonra hasarlı binalara kesinlikle girilmemelidir. Deprem ile ilgili denetimler sıkça ve sürekli yapılmalıdır. Depremle ilgili insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Evet arkadaşlar, depremle ilgili bilmeniz gereken ya da anlatmamız gereken kısım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Her kapanışta söylediğimiz gibi fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz. Hoşça kalın.